Ve Bursa'ya dönelim Hindistan'dan. Alkollü bir sürücü polis uygulama noktasını görünce buna benzer bir görüntüyü bir kere bu kapanmalar döneminde görmüştük. Gerçekten inanılır gibi değildi. Geri geri gitmeye başladı araç. Yani polis karşısında düşünsenize arabayı hadi geri geri süreyim de oradan bir çıkış yolu bulurum. Olmadı tabii ki de. Yakalanan sürücünün ekip aracına bindirilmeden önce beni ters kelepçeye vurun demesi de dikkat çekti. Çevirmeyi gördü, kaçmaya çalıştı. Abi üzüleceğim de bir saniye bir durdur abi. Az bir saniye bir durdur abi. Kendisini görüntüleyen gazeteciye çekme dedi. Üflememekte direndi ancak kurtulamadı. Devam tamam bu kadar. Bursa'da Merkez Osman Gazi ilçesinde uygulama noktası kuran polisleri gören bir sürücü geri manevra yaparak ana yolda ters şeritte ilerledi. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü daha fazla kaçamayacağını anlayınca durdu. Alkol metreye üflememek için çeşitli bahaneler üreten kişi sonunda pes etti. Bir şey söyleyeceğim abi. Ben 6 ay önce ehliyetimi kaptırdım abi. Şimdi ben bir daha kaptırırsam 2 sene kaptıracağım abi. Ölçümü yapılan sürücünün 1.58 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Karakola gitmek için ekip aracına binmeden beni ters kelepçe yapın dedi. Hepten beni şey yapın yani ters kelepçe yapın. Baba ters kelepçe gerek yok. Kurbanalı beni ters kelepçe. Sadece bir ifade. Beni ters kelepçe yapın. Alkollü araç kullanmaktan daha önce de hakkında işlem yapılan sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu. 2286 lira para cezası kesildi. Sizi seviyorum. Reklamdan sonra. Öte yandan çevirmeyi gören başka sürücüler hem kendilerinin hem de başkalarının canlarını hiçe sayarak kontrol noktalarından kaçtı. Efendim İstanbul'da çok enteresan bir olay yaşandı. Bir kadın taksi yolculuğu bittiğinde ya hepimizin başına geliyor. Yanımda nakitim yok evden alıp geleyim dedi. Bu arada çocuğu da vardı yanında. Çocuğu takside bekledi. Kadın yukarı çıktı gelmek bilmedi. 45 dakika geçti. Tabii herkes farklı şeyler düşündü. Çocuk da arabada kaldı. Şoför çok korktu. Neler yaşandığını anlayamadı. İşin aslı ne çıktı bakalım. Kadın gelmiyor, ne yapayım? Çocuğu durağa mı getireyim? Ne yapayım ben? Eve götürüyorsun, eve. Evden para alıp geliyorum dedi. Çocuğunu takside bıraktı. Dakikalarca gelmedi. Taksici korktu. Arkadaşlarından yardım istedi. Karakola götür, karakola. En doğru yer orası olur. Götür evden besle işte. Ben olan çocuk. Ben durağa getiriyorum. Benden iyisin de sen bilirsin. Sen hareket amirisin. Ben durağa getirmekle yükümlüyüm. Arabada unutulan bir şey bu sonuçta. İstanbul'da bir kadın Pendik'ten taksiye bindi. Tuzla'ya gitmek istedi. Evinin önüne geldiğinde şoförden beklemesini rica etti. Nakit para almak için evine çıktı. 3 yaşındaki oğlunu arabada bıraktı. Nakit olmadığı için site önünde Tuzla'da iniyor. Çocuğunu ve çantayı bizim taksici arkadaşımıza emanet ediyor. Evden kartını alıp hemen geleceğini söylüyor. Taksici dakikalarca bekledi. Ne gelen vardı ne giden. Kadının çocuğu bırakarak kaçtığını düşündü. Telsizde arkadaşlarından yardım istedi. Kadın çocuğunu arabada bıraktı. Kaç 40-45 dakikadan beri bekliyorum. Kadın gelmiyor. Ne yapayım? Çocuğu durağa mı getireyim? Ne yapayım ben? Eve götürüyorsun eve. Karakola götür karakola. En doğru yer orası olur. Götür evden besle işte. Ben olan çocuk. Yaşanan bu ilginç diyalogların ardından taksici çocuğu durağa götürdü. Gerçekse saatler sonra ortaya çıktı. Kadının asansörde mahsur kaldığı ortaya çıktı. Durağa gelen kadın durumu anlattı. Gözyaşlarına hakim olamayan kadın taksi ücretini ödedi. Çocuğunu teslim alarak duraktan ayrıldı.